Serdar, Elazığ depremi en çok köylerde yıkıma neden oldu. Sen de şu anda o köylerden birisindesin. Nedir son durum orada? Hülya Seloni, en çok burada hissedildi desek yeridir. Bu köyde, Çevrimtaş köyünde taş üstünde taş kalmadı. Zira köyde bulunan bütün evler yıkıldı. Kameraman arkadaşım Hakan avcı görüntüleriyle ekranlarınıza yansıyor. Bakınız, bulunan bütün evler yerle bir olmuş durumda. 6,8'lik depremin ardından ortaya çıkan manzara bu şekilde. Evler tabii ki taşlı, taşla yapılmıştı. Tahtalar kullanılmıştı evler yapılırken. Ancak işte bunun sebebiyle 6,8'lik deprem bu şekilde yıkıma ne, neden oldu. Burada diyebiliriz. Bu bölgede yaşayan halkın hepsi yani buradaki köylüler hemen çadırlara yerleştirildi. Onlara yardım gitti. Karanlık olması sebebiyle orayı görebilir miyiz bilmiyorum ancak e, beyaz çadırlarla yine AFAD ekiplerinin çadırlarıyla buradaki köylüler e, e, onlara yardım gittiğini ifade edelim sizlere. Bakınız bir ev ve zannediyoruz bir katlı ya da bir buçuk katlıdır e, diye tahmin ediyoruz. Zira e, yarım katta bunlardan çıkılmış olabilir. Çatı kısmına üstü kapatılmış tahtalarla ve taşlarla yapılan bir ev olduğunu görüyoruz burada. Bakınız paramparça ...yerli bir enkaz halinde. Bu köyde Çevrimtaş köyünde taş üstünde taş kalmadı. Bunu ifade edelim Hülya Seloni ve köyün biraz daha iç noktalarına doğru gittiğimizde bakınız Köyün durumunu sizler de görebiliyorsunuz. Burada tabii ki sadece evler mi? Evler değil. Bakınız ahırlar da aynı durumda. Bu ahırlar bundan depremden önce kullanılır haldeydi ve bu ahırlarda hayvanlar vardı, koyunlar vardı, inekler vardı. O inekler şu an ahırsız durumdalar. Az önce burada ineklerin üstünün örtüldüğünü battaniyelerle örtüldüğünü gördük ve şu an dışarıda kalmak zorunda onlardan. Zira ahırları yok. Hiçbir başlarını sokabilecek yerleri yok. Ancak vatandaşlar yani burada bulunan tüm vatandaşlara yardım geldi. Hayvanlara da yardım geldi. Burada bulunan hayvanlar da üstleri örtüldü. Yine Mehmetçiğin de bölgede olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Hakan Avcı görüntüleriyle köyün durumu ekranlarınıza yansıyor ve gördüğünüz gibi köyde hiçbir ev, hiçbir nokta hiçbir yerde taş üstünde taş olmadığını görebiliyoruz. İleride gördüğümde sağ tarafta askerlerin bir çalışması var. E, ellerinde fenerlerle. Çünkü bölgenin güvenliği oldukça önemli. Aynı zamanda bölge halkına ilk olarak yardımda bulunan ekip askerler oldu. Mehmetçik oldu. Mehmetçik bölgeye hemen deprem sonrasında intikal etti. Ve burada bulunan köylülere yardım elini uzattı. Ve Mehmetçik yine bu noktada çalışıyor. Bizler de o görüntü ekranlarınıza yansıyoruz. Bakınız bir başka bina, bir başka nokta elektrik kabloları Demirler, camlar paramparça ve yine bildiğiniz gibi köyde oturanlar veyahut da bir köyü olanlar daha iyi anlayacaktır beni. Ee, baktığınız zaman bu evlerin üst katında kendileri yani köylüler kalıyordu ve alt katı da ahırlar olur. İşte ahırlar da kullanılamaz halde, evler de kullanılamaz halde. Çevrimtaş köyünün tam manasıyla durumu bu ve tamamen yıkık durumda. Enkazdan geriye bu tablo kaldı. Bakınız tahta Merdivenler kullanılıyordu bu çevrimtaş köyünde tahta merdivenlerle eve çıkılıp geliyordu vatandaşlar o merdivenlerde paramparça olmuş durumda yıkım oldukça büyük oldu burada bakınız yine evlerde kullanılan o tahta malzemeler onlar da teker teker evlerden koptular ve bu enkaz haline dönüşüler taş parçaları döküldü. Bakınız bir başka noktayı göreceğiz şimdi. Kameraman arkadaşımdan burayı göstermesini rica ediyorum. Burada ne tür kullanıldığını, ne için kullanıldığını bilmiyoruz ancak bidonların bulunduğunu görüyoruz ve alt katta bulunan bir nokta çok sayıda bidonlar var, kazma, kürek var ama yıkım sebebiyle 6,8'lik cuma günü yaşanan o deprem sebebiyle burada kullanılamaz hale olduğunu, kullanılamaz hale geldiğini ifade edelim sizlere. Tabii daha önceki bağlantılarımızda Hülya Senoli şuraya Mustafa Paşa köyüne gitmiştik ve mahallesine gitmiştik. Oradan aktarmıştık görüntüleri sizlere. Ama buraya hiç gelmemiştik. Sizinle bağlantı yapmamıştık. Bu köyünde ne durumda olduğunu aktarmak için izleyicilerimize Buraya geldik ve buradaki durumun da oldukça vahim olduğunu gördük. Yine şunu ifade edelim. Bu köyde taş üstünde taş kalmadı ve yıkılmayan ev yok. Bunun altını çiziyorum. Tabii ki yetkililer hemen harekete geçti. Yetkililer bölgeye çok sayıda çadırlar ulaştırdı. Yine yemek malzemeleri, ihtiyaç malzemeleri de geliyor. Mehmetçik burada 24 saat nöbette halkın yardımına koşuyor. Bunların da altını çizmekte yarar var. Vatandaşlar şu an çadırlarda kalıyor. İmkanı olanlar başka noktalarda barınmaya çalışıyor ancak imkanı olmayanlara yine devlet el uzatmış durumda diyelim ve enkaz altında başka noktalarda enkaz altında bulunan vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Umarız bu saatten sonra da sizlere kötü bir haber aktarmak istemiyoruz. Onlar da en kısa sürede enkaz altından alınır ve aramıza katılırlar diyerek sözü tekrar size bırakalım Hülya Seloni.